Can. 11 halk kahramanı. 11, 2, 3, 4 ve karşınızda amirlerin amiri Amir Sağlam Beyefendi. Ben lan uzak. Uza amiri. Sevgili mini mini birler, çalışkan ikiler. Türkiye'mizin incisi, Avrupa'nın birincisi Rıdvan Kanat Lisesi'nin öğrencileri. Lafı fazla uzatmadan size müjdeli haberi hemen vermek istiyorum. Amir ya, amirim ya. Yüce Rabbim amirimi versin diye yaratmış maşallah ya. Bildiğiniz gibi Rıdvan Kanat Lisesi bugüne kadar televizyon piyasasına çok önemli starlar kazandırmıştır. Daha sonra mühendis olarak göğsümüzü kabartan popstar Ajdar Anık'ın okulumuzdan mezun olduğunu hiç kimse bilmez örneğin. Kısaca söylemek gerekirse okulumuz yine bir ilke imza atmak üzere. Rıdvan Kanat Lisesi açık lise oluyor, açık lise. Hocam burası zaten açık lise. Evet, elini sallayan giriyor valla. Evet hocam, çatısı da açık. Kesin çatıda girebilirler. Evet, sınıflardan birine kameralar yerleştirilecek. Böylece devlet televizyonunun açık öğretim programına canlı yayın yapacağız. Hepiniz ve hepimiz ünlü olacağız, ünlü! Evet, bu kutsal görev için 11 ve sınıfı seçmiş bulunuyorum. Hocam, her iddiasına girelim, reyting rekorları kıracağız be. Tabii hocam, reyting rekorlarını kıracağız en popülerinden. Kesin. Ama bildiğiniz gibi her güzel şeyin bir bedeli vardır. Ağlamayın, ağlamayın hemen. Para filan isteyecek değilim. Kuralları sayıyorum şimdi size. 1. Yönetmeliğe aykırı kıyafetle gezmek yok. 2. Haylazlık yok. 3. Ders kaynatmaya çalışmak yok. Yoksa Rütük Baba gelir okulumuzu kapatır şerefsiz. Hadi dağılın şimdi sınıflara. Amir ya, amirim ya. Yüce Rabbim amirimi pıtırcıkları süper süper yapsın diye yaratmış. Maşallah ya. Malum yürüyüş, yürüyüş, çabuk, acele iyiye değil, çabuk. Görüşseyize ya. Zaman yok. Rejim yapıp zayıflamaya zaman yok. En iyisi bir korse almak lazım. Televizyonda ince görünmek için şart. Şartlar olgunlaştığına göre şöyle saçları boyatsam mı acaba? Televizyona en doğal halinizle çıkın Cumhur Bey. Canım, son tahlilde kim doğal halde çıkıyor ki ben çıkayım? Şu Seda Sayan filtresinden mi taktırsak acaba kameraya? Hani şöyle yanlardan basık ince uzun gösterenden? İnna sabirin, inna sabirin. Allahu Teala bizi böyle görmüş, böyle yaratmış. Yani başka türlü görülmeye ne gerek var canım? Madem televizyondan 70 milyon emekçiye sesleneceğiz, örnek olmamız gerek. 70 milyon din kardeşimize demek istedin herhalde. Ben bütün dinlere sesleneceğim efendim. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. 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 Duydunuz mu Afet Hanım? Okulumuzda açık lise yayını yapılacakmış. Televizyondan liseyi bitirmek isteyenler için. Bu açık lise okumayanlar için çok güzel bir fırsat oldu değil mi Afet Hanım? Valla ben sizinle aynı görüşte değilim. Ben televizyonda lise eğitimi yerine yeni okullar açılsın isterim. Okullar açılsın, liseler açılsın, meslek okulları açılsın bol bol. Hazır fırsat çıkmışken televizyondan ezilen kadınlara destek mi olsam acaba? Yani Fidan Hanım, sizi gören kadınların ezildiğine biraz zor inanır. İnşallah canlı yayında şöyle yanlışlıkla üzerinize bir devrilirim de millet ezen kadın görür sayenizde. Bahar Hanım, ben sizi çok düşünceli görüyorum. Ne oldu? Böyle bir problem mi var? Yok. Neden olacak canım? Onun Fuzuli dersi televizyon müfredatında yoktu ondan. Neyse canım, siz bu döner sermaye işleriyle ilgilenin.
Ben 70 milyonun karşısına ne giyeceğim onu düşünüyorum. Sınıfta ders anlatırken ne giyiyorsanız, televizyonda ders anlatırken de onu giyersiniz, olur biter. Hiç de olup bitmez. Artı televizyonun karşısına öyle ben sıradan şeylerle çıkamam. Hoppala, bir de bu çıktı başımıza şerefsizim. Kuş bunu çayınızı getirdim amiri. Sen her şeye sokma burnunu kuş herif. Kuş amiri, buyurun. Defol. Defol amirim. Ya abiler, ablalar, resmen ne oluyoruz? Televizyona çıkıyoruz evin üstünden. Vallahi ben baştan söyleyeyim ha. Makyaj falan yapılacaksa ben yokum elemanlar. Ünlü olmanın bedelini ödeyeceksin be beton. Ya arkadaşlar ben aşağıda sevindim falan ama saçmalamayın abi. Açık diyecek kim ne yapsın? Millet dersten kaçmak için elinden geleni yapıyor. Olmaz o ünlünün... Yok olmaz. Ay yok yok. Benim kesin saçımı yaptırmam lazım. Öyle ekran karşısına bakımsız çıkamam. Ay sonra maazallah haftanın öyküsü falan seçilirim. Ay onun üzerine onu almam lazım. Ay 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 ay. Evet arkadaşlar, aha da karşınızda haftanın rüküşü. Arkadaşlar, bence kaset skandalı falan yapalım. Tabii oğlum, maazallah televizyona falan çıkarız ya. Düşünsenize, çok Acaba Pikachu Kerem'le var mısın Arif? İlişki mi yaşıyor? Ben meşhur olmadan önce katil olayım mesela. Hatta ortaka buradayken şimdi katil olayım. Bütün oyları toplarım. Öyle mi? Öyle. Ya tamam arkadaşlar. Bir dinleyin. Buldum. Beton. Beton bence pavyona çıkıp şarkıcı olsun. Yok ya. İstersen ben katil olayım. Sen pavyona çık şarkı söyle. Öyle mi? Öyle. Şş, oğlum bir dakika. Bir de bizim aramızda böyle aşk ilişkileri olması lazım. Magazin şekli. Evet. Aşk olmalı. Manken sevgililer de yaparız. Ne diyorsun sen? İyi yaparsınız. Zaten benim manken gibi sevgilim var. Ya. Şok. Yoksa birkaç Kerem'le Rüya arasındaki ilişkide son nokta mı? Az sonra. Şok. Flash. Ortega son nefesini vermeden önce Pikachu'ya neler dedi? Bir de Pikachu bu şaka değil mi ya? Biraz önceki şakaydı. Çekmeyin la. Öyle mi? Çekmeyin la. Yardım edin lan.